Ünlü oyuncu Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'la Etiler'de kameralara takıldı. İki çocuk annesi olan güzel oyuncu yaz aylarını Bodrum'da geçirdi. Nasılsınız? Sağ ol, sen nasılsın? İyiyiz, bize teşekkürler. Neler yaptınız? İyi, pazar gezmesine çıktık. Böyle karı koca. Öyle biraz havada güzelken şimdi kahve içmeye geldik ki sizle karşılaştık. Yaz sezonu da bitti artık. Bitti. Evet, yeni sezonlar başladı. Evet. Bir değerlendirirsek sizin için nasıl geçti yaz sezonu? Yaz güzel geçti. Ben çok uzun süre, 4-4,5 ay falan tabii, biz evet, Bodrum'daydık çocuklarla. Çok güzel tatil yaptım. Çok keyfini hakikaten bir çıkardık bu yaz. Şimdi artık işte iş güç, bakalım yeni sezon işleri. Tedirginlik vardı aslında tatile çıkanlar. Var tabii, evet. Siz ne gibi önlemler aldınız? Ya biz kendi evimizde olduğumuz için tabii kafamız daha rahattı. Kendi evimiz, kendi plajımız, hani otelden ziyade. Tabii ki daha kısıtlı alanda tatilimizi yaptık ama gene de evimizde olduğumuz için biz gene rahat ve mutluyduk orada. Uzun süredir dizi ve film setlerinden uzak olan Karahan, gelen teklifleri değerlendirdiğini anlattı. Oralar dijital işler daha fazla, çok da fazla iş geliyor. Hem dijital hem televizyon, hepsi için konuşuyorum, görüştüğüm işler var. Avrupa yakasına taşınmak isteyen ancak yine Anadolu yakasında bir ev bulan Pelin Karahan artan ev fiyatlarından yakındı. Ev arıyordunuz, ne oldu acaba? Bulduk, taşındık çok şükür. Senle arıyorduk, bulduk. Evet, bulduk. Ama bu tarafa geçecektik, gene şeyde kaldık. Anadolu tarafına kaldık, evet, öyle oldu. Bu tarafı istiyordunuz ama sebep neydi? İstiyorduk, olmadı. Ya annelerimiz o tarafta. Çocukların okulu Çocukların okulu falan. Aa işte bir de fiyatlar uçmuş gitmiş zaten artık. Ya gene bildiğimiz yerde. Ya yoksa okula aslında şöyle bizim eski bir anaokulu vardı çocukların gittiği, daha butik. Orayla şimdi devam etmelerine karar verdik. Çünkü çocuklar evde de çok zorlanıyor. Bakalım, daha butik olarak öyle devam edecekler. Karahan'a bu sezon Masumlar Apartmanı ve Kırmızı Oda gibi gerçek yaşam öykülerini konu alan projelerin büyük ilgi gördüğü hatırlatıldı. Sizin böyle işte hayatını canlandırmak istediğiniz, oynamak istediğiniz birileri var mı? Hiç öyle aklıma öyle bir şey gelmedi ama tabii gerçek hikaye şöyle seyirciye daha iyi geliyor. Gerçek yani. Bir de merak ediyoruz hep başkalarının hayatlarını. Evet. Lady Diana'nın hayatını belgeselini seyrettiğimde çok etkilenmiştim. Simon tabii dizide oldu Netflix'te. Evet. Belki bilmiyorum, Türkiye'de de öyle farklı işler, projeler olursa çok keyifli olur. Hazal Kaya'nın kilolu oyunculara başrol verilmiyor açıklaması çok konuşulmuştu. Pelin Karahan'a bu konuyla ilgili düşünceleri de soruldu. Mesela ben de yeni doğum yaptığım zaman hani hala kilolu mudur acaba soru işareti olabiliyor insanlarda ama yani rol öyle bir şey değil, zayıf veya kilolu değil ama işte başrolde erkek de olsun kız da olsun hani yakışıklı erkek, güzel kadın görmek istiyorlar belki, bilmiyorum ama her rolün, her şeyin bir yeri zamanı var.